sevgili İşi Başarı programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İstanbul Bağdat Çatısı'ndan devam ediyoruz. Yanımızda La Mia Dore firmasının sahipleri Sümeyye Hanım ve Gamze Damla'nın bulunuyor. Merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok güzel, iki tane başarılı bir iş kadını yanımızda teşekkür bulunuyor. Teşekkür ederim. Geri girişimciler diyoruz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Gamze Damla Kezer. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Şu an farklı bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda da Sümeyye ile beraber kendi şirketimizi, kendi markamızı kurduk. Bu doğrultuda beraber yürüyoruz şu anlık. Evet, çok güzel bir sektör atadınız. Evet. Biliyorsunuz ki hem kadınların hem erkeklerin her zaman size ihtiyacı olacağı bir sektör. Evet. Özellikle özel günler haricinde mutlaka ihtiyaç duyulan bir sektör. Biraz bahseder misiniz? Çikolata ve tabii çiçek dünyasında. Evet, biz Sümeyye ile beraber yola çıkarken zaten vermenin ne kadar mutlu ettiğini, almanın ne kadar mutlu ettiğini bilerek bu misyonla yola çıktık. Kendi şirket içerisinde de hem çikolata hem çiçeği sentezliyoruz. Farklı konseptlerimiz var. Sektörde umarım daha ilerleyen zamanlarda farklılığımızı ortaya koyacağımızdan şüphemiz yok. Böyle ilerlemekteyiz. Çok da güzel yaptınız. Evet, Sümeyye Hanım, biraz sizleri tanıyalım. Merhabalar, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben Sümeyye Aşin. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun. Ben de Gamze ile zaten okuldan tanışıyoruz. Ne güzel, geçmişten gelen dostunuz, arkadaşınız. Evet, aynen. Okuldan mezun olduktan sonra ben de bir sene özel sektörde çalıştım. Ondan sonra Gamze ile bu işi kurmaya karar verdik beraber. Sosyal medyadan böyle bir şey yapalım dedik. Hem çiçekte... Araştırdınız önce. Evet, araştırdık tabii ki de. Çiçekte hani çok mantıklı, güzel bir fikir olarak geldi bize. Biz de çünkü sürekli alıyoruz, mutlu oluyoruz. Almaktan da, vermekten de. O keyif yüzden alıyoruz, aynen mi? Öyle. Evet, tabii ki sadece çiçek. Böyle değil. Bir şey düşündük. Evet, tabii sadece çiçek, çikolata, farklı konseptlerimiz de olacak. Hı-hı. Sadece özel günde hatırlanmak herkes tarafından hatırlanan bir şey. Ama arada böyle küçük jestler insanları mutlu eden ve hatırlan. Kesinlikle. Ve hatırlandığını, hani bir anda alınan bir şey bence özel güne nazaran daha çok mutlu etmektedir. Ki bizim zaten sadece kadınlara değil, aynı şekilde erkeklere de, yani onları aynen, unutmadık. Çünkü hep şöyle düşündüm, evet. Sadece kadınlara çiçek alınsın, işte bir yeni bir işe başladığınız zaman, işte diyelim ki özel bir doğum günü olabilir, yılbaşı olabilir, evet. Özel günler ya da ne bileyim bebek doğumu olabilir. Evet. Yani hep özel günlerimizde akıllara geliyor ama bence insan karşısındaki insanı mutlu etmek için özel bir ihtiyaç duymamalı. Ya ben şuna çok inanan bir insanım. Çok çalışmak elbette, hani nasipse tabii ki de bunu göz ardı edemeyiz. Ben bir şeylerin olacağını çok eminim. O adımlarla yürüyorum genellikle de zaten. Çok teşekkür ederiz. Evet, enerjinizle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.